Evet, tekrar günaydın. Konuşmama Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Benim konum hepatopankreatobiliyer cerrahinin geleceği. Konuşmama başlarken Amerika'da geçtiği rivayet edilen bir hikayeyle başlamak isterim. 19. yüzyılın ortalarında bir Amerikan kasabasında şehir meclisinde bu at arabalarının gelecekte şehir için ne gibi sorunlar üreteceği tartışılıyor. Ve at arabalarının bu hızla artmaya devam etmesi halinde şehirde yaşanacak kaos uzun uzun tartışılıyor. Fakat belki o kasabanın yollarının bugünkü hali böyle. O yüzden değişen koşullar bazen geleceği öngörülemez hale getiriyor. Sizlerden ricam, benim anlattıklarımı, benim konuştuklarımı bilgi ve kendi deneyimleri süzgecinden geçirerek değerlendirmeniz. Belki konuştuklarımın hepsi hayal ürünü olacak ve hiçbirinin gelecekte bir anlamı olmayacak. Buna karşın bazı değerli kişiler, örneğin İrlandalı ünlü yazar Bernard Shaw gibi, geleceği çok iyi görebiliyorlar. Bernard Shaw 1918 yılındaki bir kitabında şöyle diyor: "Ateş bakılması nasıl hemşirelere bırakıldıysa, yakın gelecekte doktorlar çoğu işi de makinelere bırakacaklar. Semptomları değerlendirerek tanı ve tedaviyi belirleyecek makineler olacak. Bu makineler gün boyu yorulan doktorlara ya da soruları tam anlamayan, anlasa bile derdini tam anlatamayan hastalara daha iyi çözümler sunacak." Bernard Shaw'un 100 küsur yıl önce söylediklerinin önemli bir kısmı bugün gerçekleşti ve bir kısmı da gelecekte olacak. Tabii gelecekle ilgili bir projeksiyon yapmak için nereden nereye geldiğimizi de bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bu ünlü Avusturyalı ressam Franz Malmberg'in 18. yüzyılda yaptığı Berber Cerrahlar tablosu. Cerrahi berberlerle başlamış ve hızlı gelişmiş. Ben örnek olarak kısaca pankreas kanseri cerrahisine nereden nereye geldiğimizi 1-2 dakika içinde özetlemek isterim. 1882'de Trendelenburg, bu ünlü Trendelenburg pozisyonunun adını veren cerrah, ilk distal pankreatektomi yapıyor ve ilk pankreatikodiyodenektomi deneyimi de İtalyan cerrah Codvilla'nın. Bu dönemde hastalar erken dönemde cerrahi komplikasyonlarla kaybediliyor ve ilk başarılı sayılabilecek periampuller tümör eksizyonu lokal olarak William Halstead tarafından 1898'de yapılıyor. Bunlar öncü çalışmalar. Gelişiminde iki ismi saymak lazım herhalde. Bir tanesi Alman cerrah Koch, 1909'da ilk başarılı pankreatikodiyodenektomi yapıyor, iki aşamalı. Tek aşamada bitiremiyor. Daha sonra tek aşamalı ameliyatı Alan Whipple 1940'da yapıyor. Tabii bundan sonra günümüze kadar 80 yıllık süreçte önemli gelişmeler oluyor. Ama herhalde kilometre taşı Alan Whipple'ın Annals of Surgery 1941'de yayınlanan ve 41 vakayı içeren serisi. Burada Whipple pankreatik kaçak oranını %19.5 olarak veriyor. 1941'den 2023'e geldiğimizde çok şey değişti ama bu kaçak oranlarında sanıyorum hala çok ileriye gittiğimizi söylemek kolay değil. Peki bu geçmişin kısa özetiyle gelecekle ilgili bir projeksiyon yapabilir miyiz? Benim kendi çıkarımlarım şunlar. Gelecekte HPV kanserler sorunu devam edecek. Bu iş bitmeyecek. Örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nde pankreas kanser insidansının yıllara göre dağılımı. Giderek artıyor pankreas kanseri. Bütün dünyada artıyor. Primer karaciğer kanserlerine bakalım. İngiltere verisi. Kayıtların çok iyi tutulduğu iki ülkeyi seçmek istedim. Karaciğer kanserleri de büyük bir hızla artıyor. Yani gelecekte HPV cerrahları kanserle uğraşmaya devam edecekler gibi gözüküyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bu Hacettepe Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın benim asistanlığa başladığım 1986 yılındaki haftalık vakaların tartışıldığı C katında yapılan toplantının o zaman daktilo ile yazılmış özetleri. Bakın şu kırmızı çerçeve aldım, ameliyatı dikkatinizi çekmek isterim. Ameliyat öncesi tanı tıkanma sarılığı, yapılan biyopsi artı kolesistostomi, affedersiniz kolesistojejunostomi, ameliyat sonrası tanı pankreas başı kanseri. Ben asistanlığa başladığımda
pankreas başı kanserinin preoperatif tanısı konamıyordu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde BT kullanımda değildi. BT'nin, spiral BT'nin kullanıma girmesi ancak 1992'de oldu. Kendi meslek hayatımda bu kadar gelişme olduğunu gören birisi olarak gelecekte de muazzam gelişmeler olacağını öngörmek mümkün. Şimdi kendi çerçevemden gelecekte neler gelişebilir konusuna geçmek istiyorum ve bunları birkaç maddede toparladım. Neler gelişmeli, neler gelişebilir? Bir tanesi erken tanı. Bugün önemli sorunlardan bir tanesi. Yine örneklerle gitmek isterim. Pankreas kanserlerinin tanı anında %50'si metastatik. Büyük bir sorun. Peki bunları erken tanıyabilir miyiz? Gelecekte serum biyobelirteçlerinin ön plana çıkacağını düşünebiliriz. Mitokondriyal DNA, tümör ilişkili antikorlar, dolaşan tümör hücreleri vesaire. Bu konuda geçen yıl yayınlanan güzel bir çalışmayı sizle paylaşmak isterim. Çalışmanın amacı kanser hücrelerinde artan mitokondriyal DNA mutasyonlarını serumda tespit etmek. Aslında çok karmaşık bir çalışma değil. Bu çalışmada pankreas kanserli ve normal kişilerin serumlarını alıyorlar ve bu serumları bir takım işlevlerden, süreçlerden geçirerek DNA izolasyonu yapıyorlar. Ve çalışmanın sonunda vardıkları sonuçları grafiklerini size göstermek isterim. Burada mor, kahverengi ve turuncuyla görülen sütunlar pankreas kanserli hastaları, diğer küçük sütunlar da pankreas kanserli olmayan hastaları temsil ediyor. Ve çalışmanın sonucunda pankreas kanserli hastaların ekstra selüler veziküllerinde kontrol grubuna göre daha fazla total DNA ve daha fazla mitokondriyal DNA mutasyonu saptıyorlar. Ve burada önemli gözlem şu, radyolojik görüntüler ortaya çıkmadan, yani pankreas kanseri tomografide ya da MR'da görüntü vermeden çok erken bir dönemde serum belirteçleriyle bunların tespit edilmesi. Sanıyorum bu %50 oranında metastaz görülen hastaların sorununu yakın bir gelecekte veya uzak bir gelecekte ortadan kaldırabilir. İkinci sorunumuz ne? Görüntüleme. Bugün görüntüleme çok gelişti. BT ve manyetik rezonans görüntülemede sensitivite %90'ları aştı. Fakat vasküler ilişkileri belirlemede bu oranlar daha düşük. Peki neler gelişecek? Sanıyorum görüntü çok gelişecek. Bu konuda bir sıkıntı olduğu kanısında değiliz. Ama benim kanaatim asıl gelişme radyolojik görüntülerin ameliyat sahasına entegrasyonu alanında olacak. Burada neyi kastediyorum? Augmented reality ya da güçlenmiş gerçeklik kavramı. Burada olay temel olarak şöyle, ekranın solunda gördüğünüz bilgisayarlı görüntüler 3 boyutlu hale getiriliyor. Bu bugünümüzde zaten yaygın olarak yapılan bir şey. Ve preoperatif olarak ameliyat anatomik işaretler belirleniyor. İkinci aşamada laparoskopik görüntü üzerine bu anatomik işaret ve silüetler monte ediliyor. Ve laparoskopik kamera kalibrasyonuyla poz belirleme ve yerleştirme yapılıyor. Diğer bir ifadeyle laparoskopikla karaciğere bakarken karaciğerin radyolojisini de aynı anda görebiliyoruz. Bununla ilgili bu yıl yayınlanmış Medical Image Analyst'te kısa bir video var. Bunu sizle paylaşmak isterim. Burada karaciğerde işte bu kırmızıyla, affedersiniz, yeşille, maviyle gösterilmiş tümörler var. Tabii bunları karaciğer içinde nasıl göreceğiz? Diyelim ablasyon yapacağız veya metastazöktomi yapacağız. İşte ultrasonu koy, onun yerini bulmaya çalış. Bu çok kolay bir şey değil. Bu yöntemde tabii öncül bir yöntem. Videoyu oynatabilir misiniz? Buradan oynamadım. Evet. Cerrah karaciğeri oynattıkça bu lezyonların yeri karaciğerle aynı anatomik ilişkileri göstererek devam edebiliyor. Tabii bugün bu rutine girmiş bir uygulama değil ama gelecekte bunun uygulamaya gireceğini ve karaciğer rezeksiyonlarının teknik olarak daha doğrulukla yapılabileceğini öngörebiliriz kanaatindeyim. Neler gelişmeli konusunda aklıma gelen üçüncü konu lokal ileri kanserler. Yine örnek vermek gerekirse tanı anında pankreas kanserli hastaların yaklaşık %30'unda majör vasküler tutulum var. Bu hala önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Peki burada neler gelişebilir? Rezeksiyon teknikleri gelişebilir.
ve adjuvan tedaviler gelişebilir diye düşünmek istiyorum. Arteriyel rezeksiyonlarla ilgili Japonya'dan Kimura ve arkadaşlarının yine bu yıl yayınlanan bir çalışmasını sizlerle paylaşmak isterim. Bu çalışmada aslında vaka serisi çok geniş değil. Arteriyel rezeksiyon yapılan 13 pankreas kanserli hastası. Ama dikkat çekici yönü 4 hastada çölyak arter rezeksiyonu yapılmış. Bu sayı da çok büyük olmayabilir. Tüm hastalara neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi veriliyor ve çok ilgi çekici bir sonuç. Tüm hastalara R0 rezeksiyon yapılıyor ameliyatta. Çölyak arter rezeksiyonu ile birlikte ve ortanca izlem süresi 44 ay. Bu serinin beni etkileyen yönü şu. Sağ kalıma baktığımız zaman 5 yıldan uzun süre yaşayan hastalar var ve hala yaşıyorlar. Yani çölyak arter rezeksiyonuyla başlangıçta unresectable görülen bir tümörün adjuvan tedavilerle, uygun cerrahi tekniklerle ameliyat edilmesiyle 5 yılı aşan sağ kalımlar elde edilebiliyor. Sanıyorum gelecekte bugün rutin hale gelen venöz rezeksiyonlarla arteriyel rezeksiyonlar birbirine paralel giderek arteriyel rezeksiyonlar daha fazla yapılır olacak. Peki HPB kanserlerinin tedavisinde cerrahi tek başına yeterli mi? Bence tek başına yeterli değil. Bu 2023 Pancare Foundation'ın istatistikleri. Bakın pankreas kanserinde 5 yıllık yaşam hala %11'ler düzeyinde. Karaciğer kanserlerinde %20.9. Safra yolları kanserlerinde %20.4. HPB kanserlerinde diğer birçok kanserde elde edilen %50'lerin üzerinde 5 yıllık sağ kalım hala yakalanabilmiş değil. Neden böyle? Tümör biyolojisi, tümörlerin davranışları, cerrahi teknikler bir şeyler söyleyebiliriz. Ama benim kanımca en azından bugün için cerrah olarak biz bu sorunu çözebilecek donanımda değiliz. Başka bir şeylere ihtiyacımız var. Nelere ihtiyacımız var? Bir tanesi kemoterapi. Elimizdeki en güçlü kemoterapi FOLFIRINOX. Bu kadar üzerine yazılar yazılan FOLFIRINOX'la ancak aylar düzeyinde sağ kalım avantajı sağlıyoruz. Ve hastalıksız sağ kalım avantajı daha da kısa. Gelecekte umut veren bir şey var mı? Benim gözümde aşı. Bakın bu çok heyecan verici bir çalışma. Bu yıl Nature dergisinde yayınlandı. Faz 1 çalışması. Pankreas cerrahisi yapılan, pankreas rezeksiyonu yapılan hastalara ameliyattan sonra kanser tümörlerinden elde edilen mRNA neoantijen aşısı veriliyor. Çalışmada 16 hasta var. 16 hastaya atezolizumab ve otojenik sevumeran aşısı uygulanıyor. 15 hastada klasik FOLFIRINOX tedavisi alıyor. 18 aylık izlem sonrası T hücresi artış cevabı olanlarda hastalıksız sağ kalım süresi daha uzun. Bakın beni heyecanlandıran nokta ekranın sahnenin sağında gördüğünüz sağ kalım grafiği. Maviyle gösterilen klasik FOLFIRINOX alanlardaki hastalıksız sağ kalım. Ortanca 13.4. Pankreas aşısı uygulanan grupta kırmızıyla gösterilen bu süre içinde nüks yok. Çok heyecan verici bir çalışma bu. Faz 1 çalışması Memorial Sloan Kettering'den yayınlandı. Tabii büyük bir yankı uyandırdı. Yani bütün bildiklerimizi değiştiren bir çalışma ve bunun sonucunda tahmin edeceğiniz gibi faz 2 çalışması Clinical Trials Go'a girdi ve bu çalışma şu anda yürüyor. Faz 2 randomize çok merkezli 260 hasta üzerinde yapılacak bir çalışma. Genentech ve BioNTech işbirliğiyle yürüyor. Belki yakın gelecekte pankreas kanserli hastalarımıza cerrahiden sonra aşı tedavisi uygulayacağız. Neler gelişmeli konumuza geri dönecek olursak, benim aklıma gelen dördüncü gelişme dijital cerrahi alanında olacak. Dijital cerrahiden neyi kastediyoruz? Nedir dijital cerrahi? Preoperatif planlama, cerrahi uygulama, tüm tedavi aşamaları ve cerrahi eğitimde teknolojik kullanımı ile daha iyi tedaviye ulaşma. Eğitimden ameliyata kadar her alanda teknolojiyi kullanma. Dijital cerrahiden neler bekleniyor? Bir tanesi veri toplama. Bu verilerin daha sonra analizi ikinci aşama ve bu analizlerden sonra üçüncü aşamada augmented reality, telecerrahi, robot gibi uygulamalarla dijital cerrahinin gelişmesi. Ve amacımız ne? En büyük hedef teknik hataların azalması. Dijital cerrahi geliştikçe teknik hatalarımız azalacak ve klasik cerrahide yaşanan olası sorunları aşacağız. İşte cerrahın ameliyatta yorulması, elinin titremesi, mental bloklarının olması, karar verme süreçlerinde hatalar olması, hangi tarafı önce rezeke etmem gerekir, bu
tartışmaların en aza indirilmesi ve tabii sonuçta ameliyat süresinin kısaltılması. Dijital cerrahi bunlara ulaşabilecek mi? Büyük ihtimal ulaşabilecek. Bakın 2 yıl önce Langenberg's Archives of Surgery'de yayınlanmış Almanya Magdeburg Üniversitesi'nin istatistikleri. Bu istatistikler önemli merkezlerde aynı. X ekseninde yılları görüyorsunuz, Y ekseninde de yüzdeleri. Yeşiller açık cerrahi, maviler laparoskopik cerrahi, bordolarda robotik cerrahi. Bakın yıllar içinde baktığımızda en çarpıcı görüntü burada açık cerrahinin giderek azalmaya başlaması. Laparoskopik cerrahi belli bir platoya ulaşmış büyük merkezlerde. Buna karşın robotik cerrahi logaritmik olarak artmakta. Minimal invaziv cerrahi gerek laparoskopik olsun gerek robotik olsun sanıyorum yakın gelecekte artacak. Peki burada şöyle bir soru aklımıza geliyor, en azından benim geliyor. Gelecek robotin mi, laparoskopinin mi yakın gelecekte? Bu sorunun cevabını vermek zor ama elimizdeki verilerle yine geçen yıl yayınlanan bir meta analizi dikkatlerinize sunmak isterim. Robotik ve laparoskopik cerrahinin karşılaştırıldığı, burada 19 çalışma dahil ediliyor. Yaklaşık 1800 hasta var. Fakat yine dikkatlerinizi çekmek isterim, randomize çalışma yok. Ve sadece 2 seride prospektif veri toplanmış, kalanlar retrospektif veriler. O yüzden bu çalışmanın sonuçlarını retrospektif olduğunu göz önüne getirerek yorumlamak gerekecek. Ve çalışmanın birkaç başlığını sizlerle paylaşmak isterim. Kan transfüzyon miktarları nasıl? Robotik ve laparoskopi karşılaştırıldığı zaman kan transfüzyon oranları baklava tam ortada farklı değil. Yani ikisinde de aynı ölçüde kan kaybı var denebilir. Komplikasyonlar bizim için en önemli konulardan bir tanesi. Tüm komplikasyonlar arasında da fark yok. Buna karşın ameliyat süresi laparoskopik lehine daha kısa. Tabii bu meta analizin sonucunda yazarlar şöyle bir yoruma geliyorlar. Günümüz verilerine göre karaciğer cerrahisinde robotik cerrahinin laparoskopik cerrahi bir üstünlüğü gösterilememiş. Hatta laparoskopik cerrahi daha kısa. Ama bu böyle mi? Gelecekte ne olacak? Tabii robotik cerrahinin birçok avantajı var. Görülemeyen yerleri görme, titreme filtrasyonu, cerrah konforu gibi. Gelecekte robotik cerrahinin daha öne geçeceğini tahmin edebiliriz. Ama bunu söylemek için şu anda erken ve yine önemli bir nokta, gerek robotik olsun, gerek laparoskopik olsun, gerek açık olsun, bunlar karşılaştığında hiçbirinin bir sağ kalım avantajı yok. Tabii sağ kalım avantajı olmayan yöntemlerin gelecekte nereye gideceğini bugünden kestirmek Amerika kasabasındaki belediye meclisindeki tartışmalara dönebilir. Gelecekte çok anlam ifade etmeyebilir. Nelerin gelişebileceği konusunda son değinmek istediğim konu karaciğer transplantasyonu. Tabii karaciğer transplantasyonu hepatosöller kanserinin özellikle tedavisinde çok önemli bir yeri var. Hala çoğu HCC'li hastamız bekleme listesinde kaybediliyor. Gelecekte neler olabilir? Organ bağışlarının artırılması yakın gelecekte bir çözüm olabilir. Yapay organlar ve xenotransplantasyon. 1993 yılında Starzl'ın babundan insanlara karaciğer nakli yapmasıyla xenotransplantasyon büyük bir ilgi doğurdu. Fakat üzerinden geçen 40 yıl içinde xenotransplantasyonda yani türler arası transplantasyonda beklenen gelişme olmadı. Gelecekte olur mu? Orası karanlık bir nokta. Ama yapay organlarda gelişmenin daha çok olabileceğini düşünebiliriz. Nedir yapay organlar? Bu 3D bioprinted karaciğer kavramı. Olayın felsefesini size kısaca özetlemek isterim. Burada aslında çok karmaşık değil ama çok derin bir altyapı gerektiriyor. Karaciğer hücreleri, işte hepatositler, kufer hücreleri izole ediliyor. Bunlar bir biyomateryal çatı içine entegre ediliyor ve bir iskele içinde bu hücreler yerleştiriliyor ve bir karaciğer dokusu elde edilerek yapay karaciğer elde ediliyor. Bu 3D bioprinted karaciğerde en büyük sorun günümüzde vasküler yapıların entegrasyonu sorunu. Yani dokular ve hücreler elde ediliyor ama bunların kanlandırılması henüz sağlanamıyor. Tabii bu sorun aşılır mı? Nereye gidecek? Onu da kestirmek zor. Ben bu konuyla ilgili 2 yıl önce GATT dergisinde yapılan yine heyecan verici bir çalışmayı sizlerle paylaşmak isterim. Deneysel 3D bioprinted karaciğer işlevi farelerde gösterildi. Bakın bu ortada gördüğünüz boyama, pas boyaması, farelere verilen karaciğer dokusunun glikojen sentezlediği gösterildi. Aynı şekilde G yerin bölgesinde gördüğünüz
endüstriyenin yeşilini konsantre edebildiği gösterildi. Hepsinden önemlisi karaciğer yetmezliği oluşturulmuş ve 3D bioprinted karaciğer verilmiş farelerde, ekranda grafikte sarıyla görüyorsunuz, farelerin yaşam süresinin uzadığı gösterildi. Yani bunlar artık deneysel olarak ortaya çıkan gelişmeler. Klinik uygulaması olur mu? Onu da yakınlarda göreceğiz. Değerli katılımcılar, yaklaşık 20 dakika içinde kendi penceremden gelecekte neler olabileceğine bir bakış vermeye sağladım. Konuşmamın bundan sonraki bölümünde hepatopankreatobiliyer cerrahların geleceği konusunu tartışmak isterim. Bu bana biraz daha ilginç geliyor. Burada biraz daha felsefe yapma alanımız var gibi. Şimdi benim asistanlığa başladığım 1986 yılında doktorların çalışmalarının önemli unsurlarından biri buydu. Bir apartmanda 20 tane doktor muayenehane tabelası görüyorduk ve çok güçlü devlet hastaneleri vardı. Ankara Numune Hastanesi gibi. Ve hekim gerek muayenehanede olsun, gerek devletin eğitim kurumlarında olsun olayın merkezindeydi ve hekim bazlı bir yapılanma vardı gibi geliyor bana. Günümüzde neredeyiz 2023'te? Göl manzaralı olması nedeniyle reklam veren özel hastaneler var. Sağlık harcamalarının giderek arttığı ve sağlık ekonomisinden aslan payını alan sağlık endüstrisi var. Ve hekimlere hangi ameliyatı yapması, hangi ameliyatı yapmamasını gerektiğini söyleyen sigorta sistemleri var. Yine ortada cerrah ama cerrah özel hastanelere, sağlık endüstrisine ve sigorta sistemlerine çalışıyor gibi geliyor bana. Bu gözlemden sonra acaba Marx ve Engels haklı mıydı diye içinden geçiriyorum. Marx ve Engels 1848'de Komünist Manifesto'da şu cümleyi kuruyorlar. Burjuvazi bugüne kadar el üstünde tutulan mesleklerin tüm saygınlığını çekip almış, hekimi de, avukatı da, rahibi de, şair de, bilim adamını da kendi ücretli emekçisi yapıp çıkmıştır. Bu söz söylendiğinde Marx ve Engels çok suçlandı ama günümüze geldiğimizde biz sağlık çalışanları olarak giderek işçileştiğimizi herhalde fark ediyoruz. Tabii bu işçileştirilmek yurt dışına hekim göçünü de körüklüyor. Türk Tabipler Birliği'nin 2023 verileri, 2022 yılında 2685, 1344 uzman hekim olarak yurt dışına gitmiş. Tabii bu Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Doktorların beyin göçü, OECD 2021 raporu. Bütün dünyada doktorlar ülke değiştiriyorlar. Birinci sırada Hintliler var ama listeye baktığınız zaman Romanya, Almanya, İngiltere, Rusya, diğer ülkelere en çok hekim veren ülkeler içinde. İrlandalılar İngiltere'ye gidiyor, Yunanlılar Almanya'ya gidiyor, Türkler Almanya'ya gidiyor, Suriyeliler Türkiye'ye geliyor. Hekimler sürekli bir arayış içinde ve bu hekim hareketi yıllar içinde sanıyorum azalmadan devam edecek. Değerli katılımcılar, sonuç olarak kesin bir şey söylemem zor, haddimi de aşmak istemem. O nedenle sonuç bölümünde izninizle gelecekte neler azalacak, neler artacak konusunda birkaç yorum yapmak istiyorum. Gelecekte neler azalabilir? Yetersiz radyolojik değerlendirme, bu tıp tomografi iyi değil, bunlar azalacak. Operabilite ve rezektabilite kavramları anlamını yitirecekler. Her hasta belki operable, her hasta belki rezektable hale gelecek. Cerrahların ulvi dediğimiz görünümü giderek erozyona uğrayacak ve bence hekimlerin ve cerrahların HPB cerrahisine olan ilgisi azalacak diye düşünüyorum. Peki artacak şeyler var mı? Var. HPB cerrahisinde teknolojinin yeri artacak ve cerrahi tedavilerin maliyeti artacak. Daha masraflı, daha maliyetli tedaviler olacak. Gen tedavisi ve hücreler tedaviler ön plana çıkacak. HPB cerrahi eğitiminde düğüm bağlama, diseksiyon yanında mühendislik bilgilerinin yeri de artmaya başlayacak. Ve en olumlusu bence artacaklar için de hasta güvenliği artacak. Hastaları daha güvenli koşullarda ameliyat edebileceğiz. Yine benim öngörüm, HPB kanserleri tedavisindeki ilerleme, cerrahi gelişmelerden çok cerrahi dışı tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle olacak kanısındayım. Cerrahi hep uçakların uçuşuna benzetirler. Uçak kavalanıyor, uçuyor ve yere iniyor. Biz bu uçağın havada olduğu süreyle ilgilenen bir mesleği icra ediyoruz. Cerrahi olarak ameliyathane bizim için en kutsal, en önemli yer. Gerçekten öyle mi? Bir uçağın uçmasında, o uçağın fabrikasındaki mühendisin
teknisyenin, işçinin emeği ya da uçak havadayken hava kontrolünün katkısı yadsınamaz. Ve bu nedenle cerrahi bir multidisipliner alan olarak değerlendirip bütün gelişmelerin bizi nereye götüreceğini planlamak sanıyorum daha uygun. Konuşmamı yapay zeka ve ilerisi başlıklı bir slaytla bitirmek istiyorum. Yapay zeka çok gündemde, hepimiz biliyoruz. Şimdi yapay zeka dıştaki siyah halkayla çizilmiş bir evren. Burası çok büyük. Ama yapay zeka ile bir yere varmak çok mümkün gözükmüyor. Bunun için de makine öğrenmesi denen ikinci bir alan var. Burada yapay zeka analiz ederek öğrenmeye başlıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Üçüncü aşama sanal nöral ağ ile kırmızı ile belirlediğim derin öğrenme. Derin öğrenme dediğimizde yapay zeka farklı bir sorunla karşılaştığı zaman tepki verebiliyor. Tabii burada aklımıza gelen soru şu, acaba robotlar ameliyatlar yapabilecek mi? Yani derin öğrenmesi olan robotlar yapılabilecek mi? Şu anki elimizdeki verilerle robot cerrahlar pek olası görünmüyor. Genç arkadaşlara mutlu bir haber, gelecekte işsiz kalma ihtimalimiz pek yok. Ama uzak vadede ne olacak çok bilemiyorum. Ben hepinize başarılı bir kongre diliyorum ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. yılı Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evde kutlama mutluluğuna erişen biri olarak Selanik fotoğrafıyla sizleri selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.